Dünyanın her tarafında aktif kömür üretiliyor kardeşim. Adam kimyasal bilmeden bir ilaç yuttu, zehirlendi. Değil mi? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Alacaksın 5-6 tane, yutacaksın. Bitti gitti seyir. Benim eski sekreterimin oğlu intihara teşebbüs etmiş. 10 yıl oluyor. Aman acele yetiş bana. Dedim ki ben yetişene kadar çocuk hastaneye gitsin. Hastanede müdahale edenler, ben oraya gireyim ne yapayım? Elimde alet, edevat, zehirlenmesine önleyecek bir şeyim var. Ben gelene kadar çocuk gider. Ha tamam. Acil aramışlar, götürmüşler hastaneye. Hangi hastane falan, ben de gittim. Hastanede aktif kömürü suyla karıştırmışlar, şerbet gibi içiriyorlar. İçirmişler, üstüne dökmüşler falan filan. Önce midesini yıkamışlar, kusturmuşlar, ondan sonra içirmişler falan filan. Bekledik, kendine geldi, ben neredeyim falan filan. Ha neredesin? Bir de yıkanmasaydı, aktif kömür içmeseydi gittiydi, bittiydi. Kaç bin yıldır bilinir aktif kömür? Diriliş, Ertuğrul'dan seyretmişsiniz. Zehirlenenlere ne yapıyorlar? Aktif kömür içiyorlar. Ta kaç bin yıldır hikaye. Yeni bir şey değil. Dünyada hemen her ülkede aktif kömür her türlü zehirlenmeye karşı kullanılır. Bu her türlü zehri böyle absorbe eder. Emer, sünger gibi. Her türlü zehir. Ama çok kullanılmaz. Kullanılırsa, aşırı kullanılırsa vitamin, mineral, enzimi de alır gidersin. O zaman halsizlik, dermansızlık olur. Ama bu nedenle biz ne yaptık? Daha da güçlendirdik. Kişniş. Her türlü zehirlenmeye karşı kullanılır. Kolerella. Her türlü zehirlenmeye karşı sünger gibi emer. Civat. Deve dikeni. Karaciğer zehirlenmesine. Mantardan falan var. Deve dikeni. Fukus. Tiroid için çalıştırır. Aynı zamanda toksik madde emici. Spirulina. Öyle bir güçlendirdi ki muazzam bir ürün ettik. Dünyada benzeri yok. Avrupa'da, Amerika'da, orada burada üretiyorlar. Nasıl üretiyorlar? Aktif karbon. Yazıyoruz. Aktif karbon. Üretmişler. Kapsüles yazmasın çıkmıyor. Kapsüles. Çıktı. Aktif with karbokul. Evet ne var içerisinde? Ne var? Nerede bunun içeriği ya? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ha tamam. Tövbe estağfurullah. Sadece kömür var. Gökçek farkı burada. Kişniş. Kolerella. Spirulina. Fukus. Hepsi toksik madde emici. Etkisini katladık. Eşi benzeri yok dünyada. Evet. Gökçek üretirse her zaman iyisi üretir. Her şekilde. Aktif kömürün faydalarını saymaya bitmez. Ama ne yapıyor? Toksik maddeyi, zehirlenmeleri. Neden ürettim bunu? Şimdi şöyle bir söylenti mi, gerçek mi bilmiyorum tabii. Bu mRNA aşılarının içerisinde grafen var deniyor. Grafen. Grafen bu karbonu, grafiti grafene dönüştürüyorlar. Bu çipslerde vesaire kullanılıyor. Gözün göremeyeceği kadar küçüklükte çips üretiyorlar. Kıldan daha küçük. İnce. Damardan iğne yapıyor. Grafen gitti.
senin ne yapmak istediğini artık radar gibi takip edebilir. Komando eder. Bağımlı hale. Kontroldasın her an her şekilde. Yani insanlara grafen çipsli takılıyor. mRNA aşısıyla beraber dinliyor. Bilmiyorum. Bana dediler ki bu grafen aşısı mRNA aşısı oldu mu? Böyleymiş. Geçen biri geldi. Ben bu aşının mRNA içerisinde grafen varsa ben bu grafen aşısını nasıl kurtulurum? Her türlü toksik maddeyi emer. Zararlı maddeyi zararsız hale getirir. Onun için böyle bir şey ürettim. Bakalım. Evet. Zehirlenmelere karşı. Şimdi geçenlerde Bağcılar'da bir beyefendi bizim ürünleri kullanıyor, bizi tanıyor. Bir dostu karamürver meyvesi yetiştirmiş. Karamürver. Buna da bir kutu göndermiş, bir koli. Ama anlatmamış şöyle yenir, böyle yenir diye. Karamürver öyle elma, armut gibi çatır çutur yenilecek bir meyve değil. Karamürver nasıl bir şey? Küçük küçük siyah meyve. Zambukin siyanidin. Yani siyanür içerisinde zambuki siyanidin denen. Bunu yediğiniz zaman mide de çözülür. Siyanhidrik asit ortaya çıkar. Yani siyanür ortaya çıkar. Fazla yerseniz ölebilir, zehirleyebilir ki. Bu vatandaş da tadına bakayım demiş. Bir tane yemiş, iki tane yemiş. Hoşuna gitmiş, çok yemiş. 60 yaşlarında bir beyefendi. Namaza durmuş, ikindi namazı. Pat yere düşecek sersem olmuş. Ne olur bana anlamış zehirlendiğini. Meyveden başka bir şey yemiş. Hemen beni aramış. Demiş ki, dedi ki ya hocam ben bizim bir tanıdık bana karamürver gönderdi meyvesini. Çok hoşuma gitti. Biraz fazla kaçırdım. Zehirli mi bu? Zehirli. O kaynattıktan sonra tüketilir. Direkt tüketilmez. Yenmez. Siyanür içerir. Ne olacak? Hastaneye git. Ya hastaneye gitmem. Niye? Koronadan korkuyorum. Şöyle olur bir olur falan filan. O zaman sirkeli tuz iç. Sirkeli tuz yarım bardak suya bir çorba kaşığı sirkeye tuz kat. Himalaya tuzu varsa. Peki başka? Hafif zehirlenmelerde sirkeli tuz. Geçmedi kimyon çayı iç, geçmedi yoğurt ye, geçmedi aktif kümür kullan. Aktif kümür yok bizde. Eczane gitsin alsın çocuklar dedim. 6-7 eczane dolaşmışlar, eczanelerde aktif kümür yok. Dünyanın her ülkesinde, her eczanesinde aktif kümür olur. Her türlü zehirlenmeye karşı kullanılır. Türkiye'de yok. Bulamamış çocukları geri gelmiş. Her türlü zehirlenmeye karşı aktif kümür kullanılır. Her türlü. Aklınıza gelen. İnsan hali her şey olabilir. Ve arada çocuklar bulamamış, eczanelerde yokmuş. Ya olur mu? Eczanede olması gerek. Yok. Ne yapacağız biz şimdi? Tamam dedim, fabrikada vardı. Gönderdim elemana yarım kavanoz toz halini gönderdim. Nasıl içeceğim? Yutacaksın, üstüne su içeceksin. Bir iki çorba kaşığı yut. O bir iki tatlı kaşığı içti, denemek için yutmuş, üstüne su içmiş. 10 dakika sonra kendine gelmiş. Allah'a çok şükür ya, hayat varmış. Panik olmuş, korkmuş öleceğim diye. Gökçek var, sorun yok dedim. Ya abi burada bizde bulursa yapsam bir şey yapalım, haklısın dedim. Evet. Yani beni etkilen burada hem bu aşıdan içerisinde grafen olma riski hem de bu tür zehirlenmelere karşı böyle bir şey ürettik. CDK-AK ne demek diyeceksiniz? Chlorella, deve dikeni, kişniş, fukus, spirulina, zeytin yaprağı vesaire.
Evet, her türlü zehirlenmeye elveda. Gökçek var, problem yok. Burada aktif karbonla ilgili detaylı bilgi isteyenler bitkiseltedavi.net'e bakabilirler. O uzun uzun onu anlatmaya gerek yok.